ne? Seçilmiş bir toplum ilk başta 200 yılında. Bakıldığında sadece Arapların dini olarak çıkıyor. Bu lokalde bu bir 100 yıl sürecek. Ve eşitlikçi bir sistem. Hatta yani halife var ama daha o kadar oturmamış bile. Orada bir absolut devlet kurmaya, mutlaki devlet kurmaya çalışıyorlar. Ve o mutlaki devleti kurmasına İslamik idealist dediği bir şey var. Daha sonra müminlerin başı daha ulema falan gibi. Engel olamadıkları zaman din ve devleti çok net şekilde ayırıyorlar. Mesela bizim laiklik anlamında söylemiyorum tabii ki de. Yani dini elitlerle askeri elitler birbirinden komple ayrılacak. Halifelik projesinde Abbasilerden sonra çökmesiyle. Biz tarih boyu mesela Avrupa'da tamam kilise var ama kilisenin diyelim Lyon'un patriği ile Lyon'un dükü kardeş. Aynı yerden geliyorlar aslında. Kurumlar farklı olabilir. Ama ayan emir sistemi dediği bambaşka bir şey çıkacak. Yani ulema ile devlet birbirinden komple ayrılacak. Ulema da şeriatın kendisini belirleyerek o alanda aslında askeri otorite hariç bütün otoriteleri kendine alacak. Dolayısıyla İslam dünyası o anlamda çok şehirli, çok sivik bir dünya, çok da sivil bir dünya. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında İslam'ın yöneticileri sadece askeri elitler olarak şehirlerle beraber uyum içinde yaşamak zorunda kalan askeri elitlere indirgenecek. Ne zamana kadar? Türkler gelene kadar, hatta Moğollar gelene kadar. Moğollardan sonra barutun gelmesiyle bambaşka bir yapı ortaya çıkacak.